Selamlar. Apple'in yılbaşı tatili indirimi 5 Ocak'a kadar olan yani %75'e varan indirim var. Önce Epic Store yılbaşı tatili kuponuna bir bakalım. %25 indirim varmış. Kaçtı? Burada %25, 199 TL, yani 199,99 TL üzeri sepette. Yani tek oyun ya da birden fazla oyun için geçerli. Üzerine tutar bir veya birden fazla oyun için geçerliymiş. 5 Ocak 2023 gününe kadar sürecek kuponların kullanım süresi 5 Ocak 2023 19:00'a kadarmış. Burada bende alınan diyor. Yani ben almış bulundum. Şurada al mı yazıyordu? Kullan mı yazıyordu? Tıklıyorsunuz, alıyorsunuz hesabınıza girdiğiniz zaman. Neyse, keşfete gidelim. Oradan tasarrufe de gidelim. Buradan değil, göz at. Yılbaşı indirimleri diye gösteriyor mu? Evet. Hızlıca üstünden geçeceğim. Yani böyle çok şey derinlemesine bakmayacağım. Men var. Dishonored 64 lira. Man of War. Bu oyunu hatırlıyor musun ya? 1 lira. Far Cry 6 88 lira. Başka? Goat Simulator. Goat Simulator. Keçi Simulator. 222 lira. Ya nasıl bir fiyat bu? Star Sand 23 lira. Ben daha çok böyle az çok duyduklarımı hani her zamanki gibi onlar söyleyeceğim. Diğerleri sizde. Assassin's Creed Chronicles India ve Chine, ikisi ayrı ayrı 13,49 lira. Söyledim zaten şunu. Rusya'da 13,49. Sonra başka Fallout 3 59 lira. Uncharted Miras Koleksiyon. Koleksiyon derken birden fazla oyun mu? Bir oyun mu? Bir oyun herhalde. 349-350 lira. 350 lira satılıyor. Plague Tale: Requiem. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Bak, bu indirime girmemiş. Niye hiç listede gösteriyorsun o zaman? Başka Scorn 255 lira. PC Building Simulator 136 lira. Türkçesi var mı? Hemen bakıyorum. Yok. Türkçesi yok, üzücü. Ondan sonra başka ne var? Scrying The Elder Scrolls 5 Skyrim 87,25. Sonra FIFA 23 279 lira. Ya baktım 270, yani 209 liraya falan iniyor indirimle. Bir anlamı yok. Yani indirimin de indirimi, yani kuponla birlikte. Başka Spider-Hack 95 lira. Başka ne oyun? Ya şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Ring and Roll 2 lira. Bilindik çok oyun yok herhalde. Banished 11-22. Güzel bir oyun. Öneririm. Hani oturup da yüzlerce saat oynamadım ama oynadığımda zevk alarak oynadığım oyun. 5. sayfaya, 4. sayfaya sonradan bakacağım. Ya da şöyle yapalım. Ben işte tekrar söylüyorum. Yani bence alın, seven alsın böyle köy kolonilerini kurma oyunu. Overlord 13 lira. Başka başka.
Bakıyorum neler vardı. Yani çok böyle şey yapalım. Bugün verilen oyun ücretsiz zaten. Normalde 160 liraymış. Bloons TD6 Space Trader 1,60 lira. Başka. Ya benim çok dikkatimi çeken oyun yok aslında ya. Fall Guys ücretsiz zaten. Tamamen ücretsiz oldu. Battlefield 5 49 lira. Bence bayağı iyi bir fiyat. Alınabilir. BioShock Remaster 7,75. BioShock Infinity 18 lira. BioShock 2 7,75. Bu da remaster'ı. Başka değişik bir oyun. Ya bunların ne olduğunu çok bilmediğim için hani söylemeye gerek duymuyorum. Vampire The Masquerade 107 lira. Ben yılbaşı indirimi diye şey yaptım ama hiç şey değil. Etherborn 840 Kapital 2250. Başka XCOM 2 1095 Star Wars Lego Star Wars The Skywalker Saga bu verilmiş miydi? Verilmemiş. 174 lira. Death Stranding Director's Cut 197 lira. Deathloop 110 177 lira. Başka bir şey yok gibi. Çok oyun var da sevenin ne hani ben çok tarzını bilmediğim için size söylemiyorum. Benim bildiğim böyle duyduğum oynamasam da duyduğum oyunları söylüyorum. Beholder 3 12.50 Crayfall. Bu oyun da güzel bir oyun. 11.70. Dur hatta ben onu istek listesine koy. Şunu da koy. Dying Light for Living 17.70. Martha is Dead 34.30. Ranch Simulator 26.80. Sifu 114.10. Dying Light 2 174 lira. Expedition Roma. Ya şey Epic Store'un niyeyse video olmama şey var hep böyle. Videosuz. Ya keşke videonuz olsa. God of War 197 lira. Farm tarzı oyunu sevenler Farmers Dynasty 14.70 Tomb Raider Game of the Year Edition 10.50 Shadow of the Tomb Raider Definite Edition bu galiba yanlış değilsem verilmişti. Aynen. Geçen sefer verilmişti. Bu ve şu mu verilmişti aynı anda? İkisi birden mi verilmişti? Aynen ikisi birden geçen senenin 15 günlük oyun indirimlerinin en sonunda verilmişti. Bunun gibi güzel bir oyun gelecek bakalım bu sene. Dead by Daylight 39.60 Prison Architect 12.50 Monopoly Madness 44.55
Battlefield 2042 197. Jurassic World Evolution 2 27.60, bayağı düşmüş lan. Avani Koloni. Bu verildi. 9.80. Borg. 7.5'aymış işte. Bu nasıl bir oyundu? Türkçesi var mı bunun? Abi Türkçe olmayan oyuna gıcık oluyorum ya. 7.50. Çünkü Türkçe, İngilizcem yok, Türkçem yok. Havani Koloni söylemiştim. Bazı yerlerde tekrar aynı üste çıkıyor ya. Neyse, öyle bilmiyorum. Bu oyunların hiçbirini bilmiyorum. Good Company diye. Bunu sanki duymuştum. Bu neydi? Bilgisayar oyunu gibi bir şey miydi? Şehir açan bir teknoloji şirketi kurma konusunda derinlemesine bir yöntem. Yönetim simülasyonları, kalma kaçık üretim hatlarını bir araya getir. Çalışan lojistiğini yönet ve bölgedeki en iyi şirket olmak için piyasada yüksek kaliteli ürün sat. 31 lira Türkçesi var örgü bence. Yokmuş. Üzdü. 31 lira bu. Rise of the Tomb Raider 20 Years Collaboration. Bu da var bende. Tomb Raider serilerinin çoğu verilmişti ya. Varılmıştı ama. Crysis 3 Remaster 39.53. Crysis 2 Remaster 39.53. Bence birinde vardır. Yok. Zombie in the Rebel 13.20. Alan Wake Remaster 24.50. EU4 19.75. Kane Breath of Spirits 100 lira. Yani %50 indirim güzel. Kunduzlarınki 31.20. Timberborn. Bunu galiba Steam'den satın aldım. Yani zamlanma ihtimali çok yüksek. Onun için artık alabileceğimlerimi alacağım. Tones Capper. Ya bu çok tatlı bir oyun aslında ya. Yani 5 lira eder mi? Eder. 5 lira da eder ya. 10 lira da eder. Böyle bir oyun. Pıt 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 inşa yapıyorsunuz. 5.94. Automachef 6.25. Transporter Fever 2 33.50. Şunu da listene koysana. Şunu da koy. Şunu da. Road 96 30.48. Umankint 119.50. Başka. The Uncharted 255. Bu nasıl böyleymiş bilmiyorum. Iron Cats 5 lira. Overcooked 2. Lidl. Yok. Overcooked 2. 17.50. Little Big Workshop 23.46. QCV neydi? Warley 2 34.50. Bakayım. Bu nasıl bir oyundu?
34,50'ymiş. Forsbank bence kesinlikle satın alın. 12,25. Forsbank 12,25 kesinlikle bence alın. Başka ne oyun var? Şu oyunu satın aldım da mantığını çözemedim. Bir bakabilir miyim? Türkçesi var mı bunun ya? Yok herhalde değil mi? Türkçesi olsa ben alsam da iade etmezdim. Bir şekilde oynarım diye. Bunu da istek listesine nereden ekliyoruz bunu? İstek listesine ekle dursun. Bakarım ben sonra. O 17-25. Ya yönetim oyunu gibi bir şeydi. Sonra Subnautica Blue Zero. Bu verildi mi? Verilmemiş. Ben Subnautica normalini oynamadım ki bundan sonra oynayacağım. 24,50. Dice Con 108 lira. Başka Lumberjack Dynasty 19,50. Ve nesiller boyuşacak bir imparatorluk kuran Tuncu olacağın eşsiz birinci şahıs şam yaşam simülasyonu. Yani çok güzel gibi. Ben aldım, o daha oynamadım ama elimde hani oyunlar olduğu için zamanla onu da oynayacağım. Başka The Tenant. Emlakçılık oyunu diyeyim yani, kısaca özce kısa bir öz emlakçılık yapıyorsun. 20 30, 27 30 World Ship, World of Ship. Bu var zaten. Başka 18. sayfa. Ay çok uzatmak istemiyorum da. Biraz hızlı olayım. Scrapnaut 11,50. Bu da hayatta kalma oyunu gibi değişik bir şeydi ya herhalde, değil mi? Baktıydım bunu. Demosuna bakmıştım. Bakış açılı sistemi unsurları içeren bir üs kurma ve hayatta kalma oyundur. Farklı biyomlara dolu. Oksijeni idare et, tarlalarını yönet, et, elektrik üret, evini kur ve çok daha fazlasını yap. Yani güzel bir oyun. 11,50 yani eder mi? Eder. Neden etmesin? Saçma sapan oyunlara 100 lira istiyorlar. Brit Hedgi, doğru telaffuz edemiyor olabilirim. 20 lira. Başka Tropik 699 lira. Tropik 6 şey koydu. Bakayım bakalım o şeyle ne kadar düşecek. Medieval Destinies. Destinies. Kaç lira? Allah'ın hayatta kal, inşaat ve zorluk döndürdük etken. Ferhat ve refahın uzun bir süre devam edeceğine emin ol ya da bunu yapmaya çalışırken can ver. Bu oyun güzel bir oyun herhalde. Anladığım kadarıyla çok gördüm de. Türkçesi de var hatta. Bunu da istek listesine at dursun ya. Buradaki istek listemde kabarsın biraz. 126 lira 65 kuruş. Ya ucuz değil. Cities Skylines. 1000 saat oynamışlığım var. 19,50'yi fazlasıyla hak ediyor. Daha ucuza bulabilirseniz bir yerden o zaman onu da alın yani. Şu ilaç bir şeysiydik herhalde. İlaç mühessisi. İlaç üreten bir şirket gibi bir şeydi. Türkçesi yok. Değil mi? Dünyayı hastalıklardan kurtaracak milyonlarca insan hayat kalitesini yükseltmek, acıları hafifletmek, hastalıkları tedavi etmek ve bu sırada düzenli kazanç elde etmek elinde olsaydı ne olurdu? Bunu da istek listesine koy. Big Pharma 975. Cyberpunk 2077 124 lira.
Eder mi? Eder ya. O kadar da kötü bir oyun değil. Bana göre güzel. Şu oyun güzel. Şu oyun şeydi değil mi? Organizasyon ve genişleme yönetimini zorlayan yeni bir araba fabrikası yönetim simülasyon oyundur. Derken sorunsuz ve serbest akışlı bir araba üretim bandı kurup hala kâr edebilecek misin? Tabii yan paketleri de var. 8-8. 16. 25 liraya falan denk geliyor toplamda. Oyunun fiyatından alt fiyata hepsini alabilirsiniz bence. Ya, Türkçesi var mıydı hatırlamıyorum, yok. Yamayla falan var mı acaba? Valhalla, Assassin's Creed Valhalla 88 lira. Watch Dogs Legion 67 lira. Demokrasi 4 15-60. Ya mantıklı bir oyun. Ben bunun demosunu mu bir denemek için indirdim, bir şey yaptıydım. Biraz zor ama başarabilsem muhteşem bir oyun ya. IMDb 16.50. Roller Coaster 3 verilmiş miydi? Verilmişti. 11.20. Mafya 3 ve 2. Hatta Mafya 90.65. Mafya 3 16.17. Mafya 2 16.17. Mafya'nın Definite Edition o kadar pahalı da bunlar niye ucuz? Crisis Remaster 26.55. Railway Empire 89.70. VRC 9 FIA 46.50. Far Cry 2 13.49. Far Cry direkt Far Cry 13.49'da. İlk Far Cry mi diyeyim? Direkt Far Cry çok sallakça bir cümle oldu. Horizon Zero Dawn 108 lira. Life. Oyun bende var değil mi? Evet. Uzay tam bir yerde kalmam. Değişik bir oyunu bu. Lifeless Planet 6.20. Anno 1071 22 49 Anno 1404 33.99. Bu oyunlar çok güzeldi. Ben her zaman batardım ama inatla oynamak isterdim. Çok eski küçükken ben, yani öyle diyeyim. Öyle bir durum vardı. RimWorld çok güzel bir oyun. 199 lira, fiyatı çok uçmuş ama güzel yani. Bu fiyat alınır mı bilmiyorum. Daha ucuza bulursanız alın. Man Eater. Köpek ballı oluyorduk değil mi? Bu verilmiş miydi? Verilmiş. Köpek ballı oluyorduk. Herhalde 34.50. Yani insanlara kırt kırt ısırıyorduk. Saints Row. Bu da verildiydi galiba. 62.25'e düşmüş. Verilmiş, evet. Civilization B6 mı? 6 da verildi. Bu da 21.90'a düştü. GTA 84.50. Snow Runner 82.50. Before Wheel Up 13.20. Witcher 3 15 lira. Just Cause 4 13.80. Bannerlord 244 lira, ben 127 liraya aldıydım Steam'den. Uçtu fiyat. Assassin's Creed Rogue 29.37. Watch Dogs 38.50. Monopoly Plus
30-70 dolu. 30-79. Anno Standard Edition 17.99. Başka bildiğim Anno 2205 44.75. Assassin's Creed Science Station 44.75. Bu bende var. Ya satın aldım ya verilmiştir. Başka. Detroit her seferinde onu öneriyorum 71 lira. Ben biraz daha ucuza getirmiştim herhalde şu 60 mı 70 lira indirim kuponuyla. Oxygen Knight 11.70. Red Dead Red Mansion Redemption 2 98 lira. Borderlands 2 ya da 3 46.35. The Walking Dead 31.60. Control 95.40. Plague Tale Innocence 87.50. Çok güzel bir oyun. Hikayesi çok güzel. Türkçe yaması da var. Assassin's Creed 3 Remaster 89.50. Ben buradan satın aldım mıydım bunu? Varmış burada Assassin's Creed Remaster. Belki satın aldım bilmiyorum. Şeyden satın aldım diye hatırlıyorum da burayı hatırlamıyorum. Ya da almamış da olabilir, emin değilim. Far Cry New Dawn Standard Edition 49.75. Başka Hollow Knight Bor 12.50. Walking Dead final sezon 12.75 79. Far Cry 5 61.80. Ghost Recon Standard Edition'ı 45 lira. Surviving Mars 12.50. Far Cry'i söylediydim herhalde. 61.80. Subnautica 24.50. Assassin's Creed Origins 53 lira. 269'dan 53'e düşmüş. Bence fazlasıyla iyi. The Walking Dead and Threat 12.25. Abzu 10.80. Inside 7.75. Ve son sayfa herhalde. Tom Clancy The Division 50.82. Far Cry Prime Standard Edition 64.75. Alan Wake 7.50. Valiant Hearts 16.99. Metro Last Light Redux 6.20. Lego Batman 3 12.25. Assassin's Creed Unity 33.75. The Wars of Mine neyse telaffuz edemedim. 6.20. The Walking Dead 2. sezon 12.25. Far Cry 3 Standard Edition 26.70. Ay hapşuracağım. Batman Arkham City Game of the Year Edition 7.75. Lego Batman 2 DC Spor Heroes 7.75. American Night var. Bu nasıl bir şeydi hatırlamıyorum. 7.49 söylesim geldi onu. The Walking Dead 1 12.25. Metro 2033 6.20. Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition 7.75. Limbo 4.25. Assassin's Creed Director's Cut Edition 13.49. Bunu da listeme al. Lego Batman Video Game 7.75. İndirimler böyle. Bu ayın sonuna doğru mu? Tam tahmin ne zaman? Son haftasında da herhalde Steam indirimleri de yani bir ya da 2 haftaya gelir. 5'ine kadar indirimler var. Kuponu kullanabilirsiniz. Unutmayın. Başka ne söyleyeyim? Daha da söyleyecek bir şeyim yok. Hani kuponu da kullanabilirsiniz yani. Hani kuponu unutmayın. Kuponla indirim var ama yani 199 lira üstüne %25 indirim yapıyor. Yani ben gidip şeye FIFA'ya denedim. Olmadı yani
209 liraya falan indi. 200 lira yine. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.